bu dersimizde birbirine zıt gibi gözüken iki hadisin veci tevfikini yani uyumunu göstereceğiz. Şöyle ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan cemaatle kılınan namazın sevabı hakkında iki farklı rivayet gelmiştir. Birinci rivayette şöyle buyurmuş. Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde veya çarşıda kıldığı namazından 25 kat fazladır. İkinci rivayette de şöyle buyurmuş. Cemaatle kılınan namaz ayrı kılınan namazdan 27 derece üstündür. Cemaatle namazın tek başına kılınan namaza kıyasla sevabı bir rivayette 25 iken diğer bir rivayette 27 kat olarak bildirilmiş. Hadis inkarcıları bu hadisleri gösterip diyorlar ki bu hadislerden biri uydurma olmalıdır. Zira hem 25 kat hem 27 kat aynı anda olamaz. Ya 25'tir ya 27'dir. Biz şimdi hangisine inanacağız? Onların bu sözlerine karşı deriz ki kendi aklınızı hakem yapacağınızı i̇bn Hacer hazretlerine soksaydınız hem böyle hadis inkarcısı olmazdınız hem de meseleyi tam manasıyla anlardınız. i̇bn Hacer hazretleri bu iki hadisi sekiz farklı şekilde cem etmişti. Hangisini istiyorsan al kullan. Hadisin birinci izahı şudur. Bu hadislerde bir nesi söz konusu olabilir. Cemaatle namazın sevabı önce 25 kat idi. Sonra bu hüküm nesedilerek 27 kata yükseltilmiş olabilir. Hadisin ikinci izahı şudur. Bu fark mescidin uzaklığına ve yakınlığına göredir yakından gelen 25 kat uzaktan gelen 27 kat sevap kazanır. Hadisin üçüncü izahı şudur. Bu fark cemaatin mescitte veya başka bir yerde yapılmasına göredir. Eğer cemaat mescitte yapılmışsa 27 kat, mescit dışında yapılmışsa mesela evde veya iş yerindeyse 25 kattık. Hadisin dördüncü izahı şudur. Bu fark cemaate katılanların azlığına veya çokluğuna göredir. Cemaat azsa 25 kat, çoksa 27 kattık. Hadisin beşinci izahı şudur. Bu fark cemaatin tamamına veya bir kısmına yetişmekten ileri gelebilir eğer namaza birinci rekattan sonra yetişmişse 25 kat, namazın başında yetişmişse 27 kattır. Hadisin altıncı izahı şudur. Bu fark namazı bekleyenle beklemeyen arasındadır. Camiye erken girip namazı bekleyen 27 kat sevap alır. Ezanla birlikte giren 25 kat sevap alır. Hadisin 7. izahı şudur. 27 kat sevap sabah ve yatsı namazlarına mahsustur. 25 kat sevapsa diğer namazlar içindir. Çünkü sabah ve yatsı namazlarına gitmek daha zordu. Bu sebepten sevabı fazladır. Hadisin 8. izahı şudur. 27 kat sevap aşikar okunan namazlara hastır. 25 katsa gizli okunan namazlara hastır. Aradaki iki fark Kur'an'ı dinlemenin sevabıdır. Buna göre sabah, akşam ve yatsı namazları 27 kat, öğle ve ikindi namazları 25 kattır. Gördünüz mü İbni Hacer Hazretleri nasıl bir izah yapmış? sekiz şıktan dilediğini al, kullan. Hadis inkarcıları cahil ötesi cahil. Hem bilmiyorlar hem de bilene sormuyorlar. Elhamdülillah biz bilene sorduk, hadisin manasını öğrendik. Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.